Yavaş yavaş indirelim Aykız'ı hadi. Aniden bırakma sakın. Tamam iyice yere yaklaştır. Heh. Ne oldu Aykızları? Neden benim güzel yarış arabamı uçarak getirdiniz? Romeo çok kötü bir şey olmadı merak etme kaza yapmadık. Öyleyse ne oldu söyle. Biz deniz kenarından giderken birden dalga üstümüze geldi ve arabam ıslandı birazcık. Sonra da motoru çalışmayı durdurdu. Kendi kendine oldu ama biz bir şey yapmadık Romeo. Lütfen bize kızma. Ne diyorsun? Deniz suyuna mı girdi yani araba? Evet Romeo, azıcık öyle oldu. Eyvah eyvah eyvah. Hemen bu arabayı temiz bir suyla bir güzel yıkamalıyız. Bu arabanın girebileceği büyüklükte bir su birikintisini nereden bulacağız şimdi biz? Denize soksak olmaz. Tuzlu su arabayı eritir. Aklıma sadece bir yer geliyor. Pijama askerlerin evi. Pijama askerlerin evinin önündeki havuzu kullanabiliriz arabamı temizlemek için. Ama önce pijama askerleri aşmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız ay kızları. Özellikle de siz yapmak zorundasınız. Buna siz neden oldunuz? Tamam Romeo merak etme. Senden yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. İyi öyleyse hadi gidelim. Bir an önce pijama askerleri yakalayalım daha havuzu ayarlayacağız. Ay kızları. Şimdi planımız şu. Bu küçük saldırı kamyonuyla pijama askerleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Eğer etkisiz hale getiremezsek ve plan başarısız olursa B planımız yok. Bodoslama dalıyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam Romeo. Umarım başarılı olur. Merak etme. Bugüne kadar her şey umduğumuz gibi gitseydi ay kızı. Neyse, hadi saldırı kamyonunu çalıştıralım. Hey, bir araba sesi mi duydum ben az önce? Evet. Birileri bizi ziyarete geliyor olmalı. Ne kadar güzel. Olamaz. Ne yaptın sen? Ne biçim araç kullanıyorsun böyle? Baykuş kıza çarptın. Baykuş kız, iyi misin? Ben şoförle ilgilenirim kedi çocuk. Sen baykuş kızı kurtar. Gel bakalım buraya. Bu yaptığın için cezalandırılman gerek. Suçlusun sen. Olamaz. Bu kamyonun içinde şoför falan yok kedi çocuk. Bu bir tuzakmış. Hemen baykuş kızı evin içine almalıyız. Bir daha gelebilir o kamyonet. Siper alın. Herkes siper alsın. Tamam, evin içine giremiyor. Burada güvendeyiz. Olamaz. Kamyon planı başarısız oldu. Size söylemiştim ay kızları. B planına geçiyoruz. Bodoslama saldırın hadi. Tamam, kedi çocukla ben ilgilenirim. Kertenkele çocukla bende. Ay kızlarına ne olacağı umurumda bile değil. Ay kızları pijama askerlerin dikkatini dağıtırken o havuzu oradan çıkarmalıyım. Ne oluyor? O da neydi öyle? Kedi çocuk bende. Ayağım. Hey ay kızları, buraya böyle giremezsiniz. Bu yaptığınız suçtan dolayı cezalandırılacaksınız. Sizi hapise atacağız. Burası özel mülk. Çıkın evimizden. Al bakalım kertenkele çocuk. Kenara çekil. Tamam. Ay kızları içeride bayağı bir gürültü çıkartıyor. Şimdi bu havuzu götürme zamanı. Ah, çok ağır. Şu köşeye götüreyim havuzu. Hadi git. Tamam. İşte oldu. Şimdi arabayı getireyim. Bu arabayı bu havuzun içine nasıl yerleştireceğim şimdi ben? Şimdilik şu kenarda dursun. Bunu buraya yerleştirmek için bir rampa getirmem gerekecek. Tırmanma rampası işte buldum. Bunun üstüne çıkartarak aracı yerleştirebilirim. Hadi. Birazcık hızlı getirmeliyim ki araç içine yerleşsin başarıyla. Az kalsın aracın kaputuna zarar veriyorduk. Neyse ki güzel bir şekilde yerleşti. Şimdi havuzun içini doldurmak için tonlarca litre su bulmam gerekecek. Suyu bulduktan sonra da buraya getirmem gerekecek. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Dinozor kardeşler. Dinozor kardeşlerden yardım isteyeceğim. Hey, merhaba dinozor kardeşler. Otoparkınızdaki kamyonlardan birini su taşımak için kullanabilir miyim? Canavar kamyonunu sana vermeyiz Romeo. En son verdiğimizde insanları ezmiştin. Canavar kamyonunu istemiyorum. Normal şu mavi kamyonu bana verin. Bak şuradakini. Ha? İş kamyonunu ne yapacaksın sen Romeo? Su taşımam lazım. Arabamı temizleyeceğim suyla. Hadi.
Tamam Romeo, sana bir iyilik borçluyduk. Alabilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi kamyonu alıp içine su doldurup havuza götürmem gerekiyor. Önce kamyona binelim. Şu dinozor kardeşlerin otoparkından bir çıksaydık gerisi kolaydı aslında. Olamaz. Kamyonu devirdik. Heh, tamam. İşte oldu. Artık güzelce gidebiliriz. Şimdi kamyonu aldık. Buna nereden su dolduracağız? Bir çeşme ya da devasa bir su şişesi bulmamız gerekiyor. Hemen yola çıkıp araştırmalarımıza başlayalım. Bu sırada ay kızlarını kontrol etmeye de gideceğim pijama maskelilerin evine. Bu da neydi? Yeni bir isabet daha mı aldık? Ha? Bu Romeo, ay kızlarını kurtarmaya gelmiş olmalı. Kertenkele çocuk, çabuk kamyonun altına saklan. Süper yapışkan kertenkele gücünle kamyona yapış. Tamam kedi çocuk. Romeo'nun havuzumuzu nereye götürdüğünü öğrenmemiz gerek. Onu gizlice takip edeceksin. Ben de şuraya saklanıp neler olduğunu izleyeyim. Of, fena bir çarpışma yaşadım. Ay kızları, durum raporu verin. Buradaki son durum ne? Her şey kontrolümüz altında Romeo. İyi, tamam öyleyse. Hemen buradan gideyim. Fazla burada kalmak tehlikeli olabilir. Şimdi şöyle dönelim. Tamam, suyu getirdik. Arabayı şimdi en ince detaylarına kadar güzelce yıkamaya başlayabiliriz. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ay kızları da yok zaten. Bu iş bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor. Suçüstü yakalandın Romeo. Havuzumuzu çalmaktan dolayı suçlusun. Ne oluyor? Kertenkele çocuk. Sen de nereden çıktın böyle? Aa! Olamaz. Bu nasıl olur? Süper kedi hızı. Kertenkele çocuk, başarmışsın. Romeo, bizden güzelce havuzumuzu isteseydin sana zaten verir, yardım da ederdik arabanın temizlemene. Böyle aksiyonlu işler yapmana hiç gerek yoktu. Of, beni yakaladınız. Tamam çocuklar. Yardım edin lütfen. Arabam bozulmasın. Benim için çok değerli. Tamam Romeo, merak etme. Arabanı temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.